Mi? Barış abi ne diyorsun ya? Yine bir kıyamet alametiyle karşımızda Barış abi. Benim bir kristal kürem yok. Elimde ona en yakın şey bu. Bakalım buna bakarak geleceği görebilecek miyim? Bir yıldız görüyorum. Böyle çok parlak. Ama üzerinde lekeler var. Kara kara. E bu bizim güneşimiz ya. Üzerindekiler de güneş lekesi. O da ne? Ben diyeyim 3, siz deyin 5 yıl içinde bu güneşten üzerimize doğru çok sert rüzgarlar esmeye başlayacak. Gece gündüze, gündüz geceye dönüşecek. Adım Nostradamus olsa bu söylediklerime inanacak bir sürü kişi bulabilirdim. Nostradamus'a bile gerek yok. İsimsiz bir falcı bacı avucunuzun içine ya da kahvenin fincanına bakarak kendisine inanan taraftarlar toplayabiliyor. Ama bilim insanları dünyanın ve insanların kaderini etkileyecek bir takım bulgulara ulaştığında kimse onlara kulak vermiyor. Together we shall cast ourselves into the future. O yüzden az önce sizlere böyle kehanet kisvesi altında bilimsel bir araştırmayı duyurmak istedim. Bu araştırmaya göre önümüzdeki yıllarda çok büyük bir olasılıkla da 2025 yılının Temmuz ayında böyle 100 yılda bir meydana gelecek büyüklükte ve şiddette bir uzay hava durumu felaketiyle karşı karşıya gelebilir ve daha da kötüsü bir internet kıyameti yaşayabilir. Oh! Nasıl yani? İnternet kıyameti mi? Nasıl ya? 100 yılda bir mi? Hava durumu değil de uzay hava durumu mu? Oğlum işsiz kaldım lan. Alo. Bu kelimeleri ilk duyduğumda ben de en az sizin kadar şaşırdım. Pazarda limon sattı. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmek için geleceği bir kenara bırakıp geçmişe odaklanalım. Bundan 100 yıl önce tüm dünyayı etkileyen biri çok diğeri az önemli iki felaket meydana geldi. Çok önemli olanını artık duymayan kalmamıştır. İspanyol gribi. Bugünkü koronavirüs salgınına benzer şekilde tüm dünyayı etkiledi ve milyonlarca kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Etkileri 3 yıl kadar süren bu salgının ardından meydana gelen nispeten daha az önemli felaketse bir fırtına. Sadece 3 gün süren bir fırtına. Evet, yaklaşık 100 yıl önce Mayıs 1921'de Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında aynı anda birden fazla yangın çıktı. İsveç'te Karlstad Exchange'de hafif bir duman kokusu alan çalışanlar önce elektrikli araçların çalışmadığını fark ettiler. Sonra ekipmanlarına ağır hasar veren bir yangın çıktığını gördüler. Tam o sırada New York'ta Brewster istasyonundaki bir santralde başlayan başka bir yangınsa kısa sürede tüm binayı yok etti. Hindistan, İngiltere ve Yeni Zelanda'da dahil olmak üzere dünyanın Allah Allah! O zamanlar daha çok yeni ortaya çıkan elektrik ve telgraf tellerinde problemler yaşandığına dair benzer raporlar paylaşılmaya başlandı. Bu olaydan hemen önce New York semalarında Aurora Borealis görüldüğü söyleniyor. Hatta bunu gören kişiler Avrupa'dan gelen zeplinlerin Manhattan'ı bombaladığını zannetmişler. Evet, doğru duydunuz. New York'ta Aurora Borealis görülmüş. Normalde kutuplara çok yakın kuzey bölgelerde görülen doğal bir fenomen bu biliyorsunuz. Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanına girmesi sonucunda böyle ışımalar oluşuyor. Bu parçacıklar güneş rüzgarlarıyla taşınıyor. Evet, güneş rüzgarlarıyla. Zaten bu Aurora'daki Borealis kelimesi bizdeki bora yani rüzgar anlamına geliyor. Dediğim gibi bu doğal bir fenomen ve dünyanın atmosferi ve manyetizması güneş aktivitelerine karşı koruyucu bir kalkan gibi davranıyor. Ne demek bu güneş aktiviteleri? Hani güneşin üzerinde lekeler var ya, bu lekelerin ardından güneş püskürmeleri ve ondan çok daha etkili coronal mass ejection püskürmeleri meydana geliyor. Yani güneş çok büyük kütlelerdeki plazmayı uzayın dört bir tarafına doğru fırlatıyor. Tıpkı bu plazma küresinde olduğu gibi. Peki plazma dediğimiz şey ne? Maddenin dördüncü hali. Katı, sıvı, gaz, bir de plazma. İşte güneşten dört bir tarafa sürekli olarak bu plazma fırlatılıyor ve bazen de dünyanın olduğu tarafa denk geliyor. Bu güneş aktiviteleri bazen artıyor bazen azalıyor. En çok arttığı döneme bilim insanları solar maksimum adını vermiş. Yaklaşık 11 yılda bir güneşin aktiviteleri bu maksimum seviyeye ulaşıyor. Ve ta 1700'lü yıllardan beri bu aktiviteler tek tek kaydediliyor. Şu ana kadar bu şekilde tam 24 güneş döngüsü kaydedildi.
18. yüzyılın, 19. yüzyılın, 20. yüzyılın tüm aktivite verileri elimizde var. Adeta bir saatin sarkacı gibi bu aktiviteler düzenli bir şekilde devam ediyor. Bitcoin grafiği gibi. Ama gördüğünüz gibi bu 11 yıllık döngülerin yanı sıra bir de 88 yıllık daha uzun süreli döngüler var. İşte bu döngülerin içerisinde çok şiddetli güneş fırtınaları oluşuyor. Az önce sizlere geçen yüzyılda meydana gelen ve 3 gün süren bir fırtınadan söz etmiştim. Ondan önceki yüzyılda 1859'da bugüne kadar kaydedilmiş en güçlü güneş fırtınası olayı meydana geldi. Buna Carrington olayı deniyor. Ve o olay meydana geldiğinde bırakın kutupları, İsveç'i, New York'u, Küba gibi ekvatora çok yakın bölgelerde bile auroralar görülmüş. Dolayısıyla kayıtlı tarih içerisindeki son 88 yıllık iki büyük döngüde çok büyük iki güneş fırtınası meydana gelmiş. Fakat bu iki dönemin bugünden çok önemli bir farkı var. Teknoloji eksikliği. O zamanlar daha elektrik ve telgraf gibi altyapılar yeni yeni kurulmaya başlanıyordu ve insanların hayatında o kadar da önemli değildi. Bunlar fırtınalardan zarar görse de insanların hayatını felç edecek derecede hiçbir zaman... Şu an felç oluruz ya. Modern teknolojinin ve internetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı son 30 yıllık dönemde ise güneş aktivitelerinin hep böyle az ve zayıf olduğu döngülere bak, denk geldik. Bir başka deyişle... Düşen kama var chat. Biliyor musun? Bu böyle patlayacak buraya doğru. Böyle gider abi. Direnci kırdı mı buradan? ...lere denk geldik. Bir başka deyişle modern teknoloji güçlü bir tabii güneş fırtınasıyla hiçbir zaman karşılaşmadı. Şu anda 25. güneş döngüsüne girmiş durumdayız ve bilim insanları artık güneşin aktivitelerinin yeniden güçlenmeye başlayacağını öngörüyor. Ve bu yeni döngünün maksimuma, solar maksimuma ulaşacağı dönemde Temmuz 2025 olacak. Tabii güneş fırtınaları da deprem gibi doğal felaketlerde olduğu gibi tam olarak ne zaman meydana geleceği keşfedilemeyen türde doğal olaylar. Fakat belli dönemlerde o saatin sarkacı örneğini o yüzden verdim. Bunların olasılığı ihtimali çok yükseliyor. Peki modern teknolojiye sahip olduğumuz bu günlerde üzerimize bir güneş fırtınası gelirse ne olur? Ne olur? Kimse tam olarak bilmiyor. Normal bir fırtına olduğunda en fazla bölgesel olarak elektrik kesintileri yaşarız, öyle değil mi? Güçlü bir güneş fırtınası olduğunda bölgesel değil, ülkesel değil, tüm dünyada aynı anda elektrik kesintileri yaşanabilir. Peki ya global ve çok uzun süreli bir internet kesintisi durumunda ne olur? Asıl bunu kimse bilmiyor çünkü internetin kısa tarihinde hiç böyle bir kesintiyle karşı karşıya gelmedik. Gelmedik ama bazı tahminler ve hatta hesaplama araçları var. Mesela çeşitli veri kaynaklarına dayanarak bir internet kesintisinin ekonomik etkisini hesaplayan NetBlocks web sitesine göre bir hafta... Bir dakika, Çağrı'nın story'e bakıyorum şu an. Lan ne oldu internetime? Bir poz ver. Panki. Burada bu. Çok iyi. Yaşan bir internet kesintisinin Türkiye'ye maliyeti 1 milyar dolardan fazla. Tüm dünyadaki maliyeti ise yarım trilyon dolara yaklaşıyor. İnsan yaşamına doğrudan bir etkisi olmasa da neredeyse her alanda bağlandığımız çeşitli hizmetlerin aksamasından ötürü dolaylı yollarla insan yaşamını da tehdit edeceği düşünülüyor. Size güneş aktivitelerinin bilim insanları tarafından böyle 400 yıla yakın bir süreden beri sürekli olarak abi zarar büyük olur ya edildiğini söylemiştim. Ama yeryüzü 10 bin doları benim bir gün işte. Sadece benim 10 bin. İnsanlardan da eskiden başlayacak şekilde ve sürekli olarak stop hayat kurtarır. Aynen öyle top. Ağaçların ve kutuplardaki buzlar. Vincis Demon 15. renkli olsun. Çok teşekkürler. Halka tabii halka yazılıyor. Yeni bir araştırma son 10 bin yılda 3 büyük olayı ortaya çıkardı. Bu halkalara bakarak. Milattan sonra 775, milattan önce 5259 ve 7176 yıllarında yeryüzü çok büyük kozmik vakalarla karşılaşmış. Bunların elbette tam olarak ne olduğu bilinemese de çok büyük bir ihtimalle güneş fırtınalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Ama öyle sıradan fırtınalar değil, az önce söylediğim büyük fırtınalar da değil. Bugüne kadar bilim insanlarının gözlemlediği o en büyük Carrington olayından 100 kat daha güçlü mega fırtınalar. Demek ki 10 yıllık, 100 yıllık döngülerin yanı sıra 1000 yıllık, 10 bin yıllık çok daha büyük döngüler var.
İşte bunlar meydana geldiğinde neler olacağınıysa bırakın tahmin etmeyi. Allah bilir Barış abi. Hesaplayamıyoruz bile. İnternetin kesilmesini de geçtim. Elektronik depolama cihazlarında bitflip denilen etkiye yol açabilir mi? Sıfırlar birlere, birler sıfırlara dönüşebilir mi? Ya da hard disklerimiz silinebilir mi? Bırakın insanların tüm dünyanın dijital hafızasının bir anda silindiğini, kaybedildiğini bir düşünsenize. Kısaca ne modern teknolojimiz güçlü bir güneş fırtınasıyla karşılaştı ne de modern insan ondan çok daha güçlü bir mega güneş fırtınasıyla. İlkini önümüzdeki 11 yıllık döngünün ayetler var, ayetler. Solar maksimuma ulaştığımızda bekliyoruz ve bunun aynı zamanda o 1000 yılda bir gelen türde çok büyük mega güneş fırtınalarından biri olmamasını umuyoruz. Ve bütün bunları işte bu küreye bakarak tahmin ediyoruz. Barış abi çok teşekkür ediyoruz. Maça geçtik. 10 numara video yapmış gene. Sova'ya geçişi var, Russ'ın Reyna'ya geçişi var. Evet. Güncel en bitik bir kanka Aslı'nın ismini kullandığı çocuğun ismi İlhan. O da... Hadi arkadaşlar çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.